31 Ocak 2016 bugün ben Mustafa Borbor yayın hanesinde iki değerli gerçekten canlarımız, konuklarımız var. Biz baba diyoruz. Baba İlyas Selman. İsmail yoldaşı da ve bizim Katar Cemevi Vakfı Başkanı yoldaş. Yine saygıdeğer canımız İsmail Saçlı ve biz üç can yoldaş can birlikteyiz. Can canayız. Cemal Cemaleyiz. Can canar. Sizler İlyas Baba'yı tabii ki sanatıyla, üstatlığıyla tanıyorsunuz. Güzel bir şiir okuma yeteneği de var. Türk halk müziğinde de gerçekten güzel sesiyle aynı zamanda bu alana da destek sunuyor. Şimdi biz İlyas Baba'dan en iyisi bir güzel şiir dinleyelim. Önce İlyas Baba'ya soralım. İlyas Baba, dostlara var mı bir mesajım? Burada mesajım şu, biraz önce güzel sesiyle dedim. Aslında güzel ses, çirkin ses diye bir şey yoktur. Söylediğin şeyi inançla söylüyorsan sesin güzeldir. Yani söylediğin türküyü inanarak okuyorsan eğer, zaten Bedri Rahmi Eyüboğlu ne demiş? Ben şairim, şiirin hasını ayak seslerinden tanırım. Ama ne zaman bir hal kuşu duysam şairliğimden utanırım. Demiş. Eyvallah. Yoldaş. Bir şiir. Şiir. Hafif. Çok böyle derinden derine ırlıya ırlıya gider yollar. Dağlarının adı Nazlı'dır. Uçurum kıyısında incecik bir yol. Gider dolana dolana. Bir hasta vardır umutsuz. Belki Ayşe, belki Elif. Bir hasta vardı umutsuz. Belki Ayşe, belki Elif. Endamı kuytuda başak, endamı soğuk sularda. Gayri iki korku çiçeğidir gözleri. İki mavi kocaman korku çiçeği. Açar derin kuyularda. Dağlarının ardı korkunçtur. Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutu? Hayırlı evlat makine nasıl canavar kesilir? Kurduğun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koyuna kara sabana. Sepetçioğlu'nun bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar, ufalı nazif. Mal haraç mezattır, can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer, yumuşak ve sert buğdayları yaratan ellerin sahibidir bu. Kör boğaz, nafaka uğruna haldan düşmüş tedbir gezer. Dağlarının ardı nasıl anlatsam? Ağaçsız, kuşsuz, gölgesiz, çırılçıplak, vay kurban. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki veda? Yiğitlik cehennem olsan da bile fedayı kabul etmektir. Cennette yapabilmek için seni yoksul ve namuslu halka. Budur ol hikayet, ol kara sevda. Seni sevmek felsefedir kusursuz. İmandır korkun sabırlı. Yürür kurşunun rahmına. Yürür pervasız ve güzel. Akan suları çevirir. Sıra dağları devirir. Alır yetimin hakkını. Buyurur kitabınca. Gün ola devran döne umut yetişe. Dağlarının ardında değil öyle yoksulluklar, hasretler. Bir tek başak bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa yağmasın yağmur. Sıkıysa uydular mı yanmasın dağ. Bu yürek ne güne vurur. Kaçar damarlarından karanlık. Kaçar bir daha dönemez. Sunar koynunda yatandan. Hem de mutlulukla sunar. Beynimizin ışığında yer altı. Her mevsim daha genç, daha verimli, sunar pırıl pırıl sebil, ömrünün en güzel aşk hasadını, elimizin hünerinde yeryüzü.
dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar. Bire on, bire yüz de akşama gebe, şafakla doğan iş gücü. Yalanım yok, sözüm insan sözüdür. Ol kitapta böylece yazılır, ol sevda böyle bir çocuk. Can canım. Saygılar. İşte böyle değerlerimiz oldukça umudumuz yaşıyor, yaşayacak. Yolumuza devam ediyoruz. Az önce saygıdeğer İlyas Baba'nın güzel bir dipnotu vardı. Ben öyle diyeyim. Kısadan hisse olarak söyleyeyim. Tarih iki adım ileri bir adım geridir. Bazen suskunluk olabilir, yavaşlama olabilir. Çark edilmiş gibi görülse de dahi bile günün birinde gerçekler mutlaka ama mutlaka hedefine ulaşacaktır. Bu benim söylediğim.